Selam. Ben Emre. Do you know the fable of the frog and the scorpion? Mm -hmm. Well, this scorpion wants to get across the river. So he asks the frog if he'll give him a lift on his back. And the frog says, no, you'd sting me. And the scorpion says, why would I do that? Then we'd both drown. And so the frog said, oh, yes, that's true. Okay. So halfway across the river, the scorpion stings the frog. The frog says, now we're both going to die. Why did you sting me? And the scorpion says, because I'm a scorpion. Hmm. Yeah. Filmde Driver yani sürücümüzün sırasında olan akrebin onu sürekli suç dünyasına geri çekmesinin hikayesini anlatıyor. Sabahları filmlerde dubler olarak çalışan sürücümüz, geceleri ise soygunlar için direksiyonun başında duruyor. Karakterin geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Film boyunca ne ailesini ne de geçmişini öğrenemiyoruz. Bununla beraber karakterimizin duyguları da çok gösterilmiyor. Sade bir karakter ve sakin bir senaryo ile nasıl kült bir film ortaya konulmuş ona bakacağız. Metraj 42'ye hoş geldiniz. Drive'ın yönetmeni Nicholas Winding Refn'in filmografisi çok kabarık olmasa da, filmin vizyon tarihinden 3 yıl önce direktörlüğünü üstlendiği Bronson filmini de göz ardı edemeyiz tabii. Günümüz sinemasının en büyük sıkıntısının senaryo olduğunu düşünüyorum. Artık senaryo için film çekilmiyor, film için senaryo yazılıyor. Bu durumda ister istemez yılda çıkan 40 filmin 35'ini beğenmememize sebep oluyor. Bolca gereksiz sahne ve yersiz diyalog içeren bu filmlere karşı Drive sanki bir tür cevap gibi... Film'in ana karakteri, adını söyleyemiyorum çünkü nasıl Tenet'teki karaktere Protagonist deniyorsa, senarist de kendisine sadece Driver demeye uygun görmüş. Driver'ın çalkantılı hayatı, az önce dediğim gibi dublörlük ve hırsızların şoförü olmaktan ibaretken, daha önce görmediği bir komşusuyla karşılaşması sonucunda hayatının değiştiğini görüyoruz. Bu aşamada diyaloglarla değil, Ryan Gosling'in mimikleri ve gözleriyle Irene arasındaki elektriği hissetmeye başlıyoruz. He had a good time. Me too. Sorry if I put you on the spot showing up like that. Diyaloglar aracılığıyla olmamasının en büyük sebebi ise karakterimizin biraz suskun ve içine kapanık birisi olması. Sinemanın en önemli söylemlerinden birisi olan gösterebiliyorsan anlatma lafı bu filmde bir ilişki tohumunun nasıl filizlendiğini göstermek için kullanılıyor. Size anlattığım akrep Irene'nin hapisi olan kocasının evine dönmesiyle Driver'ın sırtına yavaş yavaş tırmanmaya başlıyor. Karakterimizin giydiği ceket ise tüm bu göndermeleri tek bir noktada toplayan metafor oluşturmakta. Örneğin geceleri hırsızlarla beraber çalışırken ya da meşhur asansör sahnesi içerisinde ne zaman elini kana bulasa yüzünden ziyade karakterin sırtındaki akrebi görüyoruz. Öbür taraftan Irene ile Benicio ile birlikte olduğu sahnelerde bırakın yüzünü göstermeyi direkt ceketi üzerinde olmuyor. Irene'nin hapisten dönen kocasının mafya borcunu ödeyememesi sonucu yine ceketini giyen Driver, Irene'e olan aşkı ve Benicio'nun babasız kalması ihtimali ihtimalinin ötürü Standard'a yardım ediyor ve yeni bir hayat için bırakmaya çalıştığı suç kariyerine geri dönüyor. Bu çabası da filmin müziğine yansımış tabi. Önümüz sinemasının sıkıntısı da burada işte. Uzun zamandır başı ve sonu belli olan bu süreçte de biçimi ve içeriğiyle seyircinin ilgisini kaybetmeyen bir yapıma rastlamamıştım. Tıpkı ana karakterimizde olduğu gibi diğer karakterlerin de hikayelerine pek fazla değinilmiyor. Mesela Brian Cranston'ın karakteri Shannon için verdiği röportaja bir göz atalım. Shannon's uh, from the Midwest. He uh he was a problem kid. Catholic upbringing. He ran into some trouble, didn't Didn't think too much of school. Then he started doing some, some running for the mob, some driving for the mob, and then that got a little too hairy and had to leave town quickly, so he joins the Navy for three years. But it always came back to cars. He was always involved and loved cars, fast cars, classic cars. He goes out to California because it's the home of movies, you know, let's go do that. And uh, so he has some big dreams, and some are realized, but it's not enough. He's got a shop that he's developed.

o zaman neden bunca bilgiyi senarist yazmış diyecek olabilirsiniz. Bunun sebebi bu kadar fazla bilginin karakter için değil, aktörler için olması. Bu bilgiler aracılığıyla aktörler kendi karakterlerini daha yakından tanıma şansı bulup karakterlerinin hareketlerine ve söylediği replikleri daha çok benimsiyorlar. Each, each actor is defending their own character and saying within the confines of what this character can and will do, that works for me but this one doesn't and so we're you know, it's, it's really just a wonderful experience. To, and then even still, when we get it on the set, we play with it some more. So it really makes the actor relaxed. As long as you're thinking in character, whatever you happen to say is going to be somewhat correct. Filmin müziğine de son bir kez değinecek olursam, müzik doğru yerde kullanıldığı gibi doğru yerde de kullanılmıyor. Sakin bir sekans izlediğimizi düşünürken bir anda buyurun sizlere vahşet getirdik diyen direktör bu süreç içerisinde müzik kullanmıyor. No Country for Old Men'de olduğu gibi bu tür sahnelerde müziğin kullanılmaması benim perspektifimden bakacak olursak gayet yerinde bir hareket. Bu film hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Daha fazla bu tarz metraj 42 videosu istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. I think there is a dream element to our movie that that isn't popular in this genre. You know, I think a lot of times that they There's a certain there's a certain surreal element to it, which is uh, which which makes it unique. Bad guy? Yeah. How can you tell? Because he, he's a shark. There's no good sharks? No. I mean, just look at him.